Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Tabii akşama daha biraz vakit var. Ancak siyaset gündemi yoğun, sıcak ve devam ediyor. Seçime doğru programıyla yine karşınızdayız. Tabii genel merkez ve Elazığ'da, genel merkezler ve Elazığ'da siyasi partiler yoğun hummalı bir çalışmanın içerisindeydiler. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a teşrif ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız burada 500'ün üzerinde bir konut açılışı ve temel atma töreni yine Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaptılar. Büyük bir mitingle gerçekleşti. Aday adayları bütün siyasi partilerde genel merkezlerin kararını, temayüllerini veya mülakatlarını beklemekte. AK Parti'de mülakatlar bitti, temayül bitti ve üst kuruma milletvekilleri gönderildi. İyi Parti'de bugün Elazığ açısından İyi Parti bugün ön seçim yapıyor. Milletvekili 5 sıralamayı belirlemek ve genel merkeze göndermek üzere. Diğer partilerde yine çalışmalarını alanda gerçekleştiriyorlar. AK Parti 76 tane adayıyla Elazığ'da en yüksek ve şöyle diyebileceğimiz diğer partilerin göstermiş olduğu toplam adayı müracaat eden adayı sayısı kadar sadece AK Parti'de adayı müracaat olmuştu. Ve bugün de yine AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Hasan Kaya aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Tabii Hasan Bey, yoğun bir maratonun ardından şu an genel merkezde bütün çalışmalar genel merkezde üst kurula gitmiş vaziyette orada. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Onun öncesinde teşkilat temayülleri yapıldı. Ve teşkilat temayülünün ardından genel merkeze mülakata gittiniz. Ne diyeceksiniz? Genel merkez mülakatı açısından durum nasıl? Siz herhalde uzun süre görüşenlerdensiniz. Genel merkezde evet öyle oldu. Uzun süre görüşenlerdenim. Vallahi orada da yani bir üst Cumhurbaşkanımızın önüne çıkma fırsatı olabilecek diye düşünüyorum. Evet. Zaten bölgenin tüm erkleriyle bir aradayız. Onlar da olumlu düşünüyordu. Onların gücüyle ben oraya kadar geldim. Allah'ın izniyle bir sıkıntı çıkmasa ipi göğüsleyeceğiz diye düşünüyorum. Nasip. Tabii bu arada teşkilatlarda yoğun çalışma yaptınız. Temayül yoklamasından sonra teşkilatlara işte teşekkür mesajları gönderdiniz. Evet. Ve teşkilatlarla sıkı diyalog içerisindesiniz. Aslında bugün milletvekili adayı olup olmama noktasında çok fazla da bir fark oluşmuyor. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşı oluyorsunuz. Ancak tabii herkes şimdi, Cumhurbaşkanı'nın şimdi şöyle ilk bir şey. Beş grubu içerisinde olmayı ister. Şimdi şöyle bir şey. Ben 23 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, neferiyim. Ta hapis döneminden bugüne kadar. Onun mertliği, onun dürüstlüğü, onun vatanseverliği, onun liderliği, onun dünyaya dik duruşu bizi onun çevresinde konuşlandırdı. Evet. Allah'ın izniyle de bu dönemde de gezdiğim ilçelerde, beldelerde, esnafımızda bizim tek amacımızın Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta da yani seçimi kazandırmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Yalnız şu var. Komutan askersiz olmaz. Yani milletvekillerinin de yanında bulunması lazım. Bu açıdan da vatandaşlarımızla konuşuyoruz, istişareler ediyoruz. Yani bölgede güzel bir dağılım olursa, adaletli bir dağılım olursa, ben Elazığ'da kendi şehrim adına konuşuyorum. 5'te 5 yapacağımıza inanıyorum. Yani şöyle bir şey var, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreç içerisinde birçok yol arkadaşı bazıları sıkıntılı oldu. İşte bugün Deva Partisi ve Gelecek Partisi bu noktadan çıktılar. Dolayısıyla siz sadakate bu noktada önem veriyorsunuz. Evet, evet. Sadık dostların olması ve ilerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani AK Parti'nin çekeceği sıkıntılar açısından sadakatin önemli olduğunu ifade ediyorsunuz. Tabii bir alanı temsil etme özelliğiniz var. Yani özellikle halkın arasından gelen milletvekili adayları, vatandaşın içerisinden gelen milletvekili adayları, vatandaşın o
toplumun vermiş olduğu güçle hareket ediyorlar. Yani biraz böyle rahat konuşuyorsunuz, işte bizi buraya getirdiler falan. Bu noktada herhalde sizi oraya getiren tabandan gelen milletin gücüne güveniyorsunuz. Aynen öyle. Ben halkın içinden zaten girdiğimde de halkın adamıyım. Yani taban bizi seviyor, benimsemiş, kabul etmiş. Zaten tüm toplumun erkleriyle iç içeyiz, sürekli diyalogdayız. Allah nasip kısmet ederse ben demiyorum benim. Ben ister seçileyim, ister seçilmeyeyim. Yani ben 23 senedir Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Yine aynı şekilde hareket edeceğim. Diğer vekil aday adayları da çok değerli adaylar. Hani Rabbim kime nasip etmiş bilmiyorum da Cumhurbaşkanımız açıklamadı. Kime nasip etmişse biz onlarla beraber de sürekli 14 Mayıs'a kadar hareket edeceğiz. Yani bu seçim sürecinde. Tabii ki şimdi ben toplumun içinden gelmişim. Mesela tarım ve hayvancılık sektörüyle uğraşıyoruz. Ben o sektörden geldiğim için oradaki sorunları çok iyi biliyorum. Sorunun çözümünde de etkili olacağıma inanıyorum. Vatandaşımız da bunu biliyor. Kendi içinden geldiğim için. Ondan dolayı benim burada bir gücüm var. Yani toplum beni benimsemiş. Şimdi tabii yıllardır teknik projeler vesaire şu bu bunlarla uğraşılıyor. İşte bir sulama projesi henüz faaliyete geçmedi tam manasıyla. Birinci etapta belki bir iyileşme oldu ve çalışmalar başladı. Şu anda da ikinci etapta Kuzova'da özellikle. İkincisi işte Ulova projesi, evet, vesaire bu projelerle ilgili. Burada yani biraz çok tekniği veyahut da bu işin işte ilmiyle uğraşanlar noktasında bu işi çözemiyor. Aslında o köylünün içerisinden sorunun içinden gelirsen bence sorunu çözmede de etkili olacaksın. Bazı sorunlarda da sorun içerisinde olan kişinin çok basit projeleri, çok basit programları oluyor ve çözüm önerileri oluyor. Dolayısıyla bu çözüm önerilerinden de herhalde sizler gıdanın çok önemli olduğu, stratejik bir değer kazandığı. Şu anda dünyada da yani gıda, evet, gıda konusu çok önemli bir planda. Bizde de öyle. Şimdi işte demin konuştuğumuz, söylediğimiz şey yani sorun. Biz sorunun içinden geldiğimiz için vatandaş da benimsemiş. Yani biliyor ki o sorunların üstüne gideceğiz, etkili bir çözüm sunacağız. Evet. Şimdi bölgemizde mesela sulama projelerimiz var. Demin dediniz Kuzova, Ulova. Yani buradaki bu projelerin biz buna da talibiz. Bitirilmesi lazım. Bitirilince ne olacak? Çiftçimiz 10 kat daha kazanacak. Bu 10 kat kazanma esnafımıza piyasaya para geldiği için esnafımızın da geliri 10 kat atacak. Yani bunu ben söylemiyorum. Sayın Tarım Bakanımız Hadi Tunç da bunu verilerle anlattı. Buradaki bu sorunun işte biz talibiz, yani merkez olarak Elazığ'ımızda talibiz. Bu sorunları çözmeye talibiz. Bir de bölgesel sorunlar var. Yani işte Ağın, Keban, Baskil gibi yörelerimizin işte teker teker ele alacak olursak işte Ağın'da badem. Şimdi evet şimdi badem, meşhur Ağın leblebimiz var. Buralarda kooperatifleşme lazım. Dünya çapında bir markalaşma lazım. Keban'a geliyoruz. Keza yine orada ulaşım sorunu var, iletişim sorunu var. Baskilimizde yoğun bir göç aldı depremden dolayı. Burada sağ olsun belediyelerimiz aşevleri kurdular. Şu anda halka hizmet ediyorlar. Ama orada da çiftçimiz var, özellikle Kayseri alanında. Bunların da mağdur edilmemesi lazım. Önce Malatya'mızda vardı ama şu anda Elazığ'ımızda da yani bir Kayseri pazarının kurulması lazım. Keza diğer bölgelerimizde yine öyle. İlçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. Karakoçan olsun, Palo olsun, işte geliyor işte Maden olsun. Yani elimizden geldiği kadar eğer ki nasip, Rabbim bize nasip ederse biz sürekli bu sorunları halkla iç içe bu sorunları çözmeye çalışacağız. Zaten projelerimizde yani tek tek saymıyorum. 60 tane proje ben şey yapmıştım. Bunlar hep bunların içinde. Mahalle sorumlularımızla, ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkanlıklarımızla iç içe olacağız. Sürekli Elazığ'da olacağız. İç içe olduğumuz zaman da inanıyorum ki bu sorunların üstesinden geleceğiz. Evet. Tabii projelerden bahsettiniz. Sizin bir projeniz var. Aslında o proje ehemmiyetli bir proje. Projeyi bize
okuyabilir misiniz? Yani şöyle bir şey, hani şey aşaması, fizibilite aşamasında olduğu için okumanızı istirham ediyorum. Aynen öyle. Kısaca bir özetleyelim. Yani bu şey Alabalık lojistik ve yem ıslahı projesi. Bunu bölgemize getirirsek çok etkili olacaktır. Yani hem iş alanında, istihdam alanında hem de balık üreticilerimizin bu projeyle çok burada ucuz maliyetten yemini falan üretimi olduktan sonra hani şimdi çok maliyetten üretimi yapıyor, ucuz bir şekilde piyasaya dağılıyor. Ama o zaman güçlü bir şekilde alabalığın, balığın tabii hak ettiği bir şekilde piyasaya piyasaya dağılması lazım. Yani fiyatı yükselecek. Yani ucuz bir şekilde dağıtmayacağız. Bir de burada bir iş imkanı olacak. Bu da Elazığ'ımıza yaklaşık 1 milyar dolar bir getiri getirecek. İsterseniz projeyi bir okuyabilirim. Proje kapsamında Kevan ilçesi, Baskil ilçesi ve Uluova bölgesinde çalışmaları devam eden hem yetiştiricilik hem de avcılıkla elde edilen su ürünleri için başta yem ve elde edilen ürünlerin ikinci ve üçüncü ürün olarak elde edilmesinin sağlayacak işleme tesisleri içeren bir proje hazırladık biz. Bu proje 4 farklı boyut ve İl içerisinde 5 kurumla entegreli olması planlanmaktadır. Projenin Elazığ'da yapılmasının iki büyük altyapısal dayanağı vardır. Birincisi Elazığ'ın iç sularındaki potansiyeli ve çeşitliliği, ikincisi ise 6. bölge teşviklerinin kapsamında destekleniyor olması. Tarımsal altyapı bu projenin hayata geçirilmesinde büyük önem sahiptir. Çünkü Elazığ 3 büyük ve birçok küçük ovaya sahiptir. Jeopolitik konumu ise projenin başarısında temel taşlardan biridir. Biz projemiz çerçevesinde tam projelendirilmiş zaman diyagramı oluşturulmuş profesyonel bir yatırım dizisi oluşturma süreci ile 3 yılda 1 milyar dolarlık ek katkı sunması bu projeyle planlanmaktadır. Evet. Tabii önemli bir proje. Bunun gibi daha işte 60 tane projemiz var bu, diyorsunuz ama o süreç içerisinde evet. Tabii aday olduktan sonra açıklayacağınız projeler diye söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii Kevan ilçemizin özellikle işte balıkçılarımız açısından yol problemleri söz konusu, iletişim problemleri söz konusu. Evet. Bunların da oradan bir şekilde halledilmesi aslında çok basit gibi gözüküyor ama niye bugüne kadar çözülmemiş onu da bilemiyoruz. Niye? Yani. Vallahi şimdi biz oradaydık da şu anda yani sağ olsun Fethiye Başkanımız da, Kevan Belediye Başkanımız da yani bununla ilgili çok hassas. Biz kendilerine istişarelerde bulunduk. Yalnız işte orada bir takım ufak sıkıntılar var. O pürüzler aşılmıyor yani. Bunun Fethiye Başkanımız burada hani olmadığı için ben açıklayamıyorum. Şu anda o yetki de bende olmadığı için Tabii. Olmuyor. Ama eğer ki Allah nasip ederse biz bu süreci başarıyla tamamlarsak oradaki o ufak dediğiniz aynen de öyle. Yani çok ufak problemler var. Vatandaşımız da onları aşacağız. O süreci ulaşım, iletişim sorunlarını çözmeye çalışacağız. Çözeceğiz de yani. Evet. Balıktan bahsettim. Bir mesaj gelmiş burada da ona baktım. Elazığ'ın sorunu balık mı? Hayvancılıktan da bahsedebilir mi? Diyoruz. Yani zaten başlangıçta hayvancılık da doğru söylüyor. Biz hayvancılıkta da varız dedik. Oranın da içinden geliyoruz. Şimdi şavak aşiretimiz var, Britan aşiretimiz var. Bunlar hayvanla hayvancılık yapıyorlar. Onların da sorunlarını ben şahsım adına onlarla birlikte olduğum için söylemem lazım. Ve bu sorunlara da dediğim gibi Cenab-ı Allah nasip kısmet ederse çözüm üretmemiz lazım. İster vekil olarak isterse adaylık sürecinden sonra yani bunu sürekli dile getireceğiz. Neymiş bu? Şimdi bizim burada meraslağı yapılması lazım Elazığ'ımızda. Buralarda gübreleme yapılması lazım. Burada sulakların, meralarda sulakların kurulması lazım bir an önce. Çünkü yem şu anda çok maliyetli. En azından hayvanlarımız otlaklarda, yaylalarda otlasa, dağlara çıksa bu yem maliyeti biraz daha düşecek. Çiftçimiz de hayvancımız da burada biraz daha rahat nefes alacak. Hani doğru söylüyorlar. Yani o şekilde tabii. Yani bunlarla eğer ki olursa şahsım adına söylüyorum. Bizzat ilgileneceğim. Tabii hayırlı akşam, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum diyor Aysel Hanım. Başarıların devamını diliyoruz diyor.
Yine bir başka biz diyor kendisini iyi tanıyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Yine Esma Hanım. Yine Hatice Hanım bir mesaj göndermiş. Allah yar yardımcısı olsun. Eraz'a faydalı bir kişi olur diye. Ben böyle mesajlardan seçiyorum. Yine Eraz'ı için halkın içerisinden Hasan Kaya inşallah milletvekili olur. Çetin Öz. Yine bir başka mesaj. Evet. Hiç Elazığ için önemli olan, evet biraz şey de yazmış, gıda ve hayvancılık, bu noktada en iyisi Hasan Kaya Yalçın Göl diye ifade etmiş. Kendisi bölgemizin medarı ihtarıdır şeklinde, fakat bölgeyi söylememiş. Kürşat Şan yine Tekin Tomaş da başarılarınızın devamını dilemiş. Tabii biz burada isim yazılı olan mesajları, yani isimle birlikte atılan mesajları okuyoruz değerli izleyenler. İsimsiz olan birçok mesaj var. Onlar da başarı dileklerini sunuyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç şöyle bir şey. Şöyle mesajlardan da anlaşılan, belki Kıvancılar, Karakoçan bu bölgelerde de etkinliğe olan bir isimsiniz. Özellikle bu teşkilat çalışmalarına gittiğinizde, evet, evet. O bölgede işte dededen babadan kalan bir yani aile. Bizi tanıyanlar evet. Çok orada, yani ailemi tanıyanlar çok. Biliyorlar ki yani biz yani bölgede eğer ki gelirsek, hani vatandaşın içinden çıkıp da hani gitti olmayacak, yani çalışılacak o bölge için. Kendileri biliyor, yani bunu biliyor. Ya şahsi olarak ailemi tanıyanlar o bölgede de bize sağ olsunlar, var olsunlar, ön ayak oluyorlar, destek veriyorlar. Tabii, bizi tanıtmaya çalışıyorlar. Temayülde destek oldular. 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 Ben teşekkür ediyorum kendilerine. Gezdiniz. Evet, bu öyle. Fırsatta da ilçe belde teşkilatlarına teşekkür edebilirsiniz buradan. Ben aynen ilçe, belde, yani gezdiğimiz yerde hepsi hoşgörüyle bizi karşıladılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Artı bir de Elazığlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı dün çok güzel bir şekilde ağırladılar. Kendilerinden Allah razı olsun. Birlik ve beraberliği tekrar miting alanında gösterdiler. Nasıl gördünüz miting alanı? Heyecanlı mıydı? Heyecanlıydı. Yani biz izledik de siz içerisinde içindeydik. Çok iyi şekilde ağırladık Cumhurbaşkanımızı. Orada birliğimizi ve beraberliğimizi tekrar gösterdik. Tabii diğer genel başkanlar da gelmişti. Evet evet. Gelmişlerdi. Devlet Bey falan da vardı. Çok hoş bir miting geçti. Dediğiniz gibi işte anahtar teslimi falan, diğer TOKİ konutlarının temel atma töreni. Hemen şimdi diyerek işe başladık. Misafirperverliğimiz Düney'in çok hoştu. Ben tekrar Elazığlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Evet. Tabii biz Elazığ'da seçim sürecini yoğun bir şekilde geçirdiğimiz bir dönem, ancak işte seçim müziklerinin olmayışı, bayrakların olmayışı, böyle bir seçim havasına girmemiş gibi, atmosferine girmemiş gibi vatandaş. Ancak şöyle bir şey var, tabii ekranları başında bizi izleyen hanımefendiler şu anda belki mutfaklarında yemek yapıyorlar. Öyle. Bir yandan da televizyonları açmışlar, izliyorlar. Hasan Kaya kimdir bu noktada? Biz bunu bir tekrar etsek acaba, hani televizyonlarını yeni atmış, Hasan Kaya kimdir bu noktada? 1982, evet. Elazığ Keban doğumluyum, işletme bölümü mezunuyum. Tarım ve hayvancılık sektöründe uğraşıyorum. Bu alanda çok değerli mühendis arkadaşlarımızla ve danışmanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Halkın içindeyiz, halkın adamıyız. Allah'ın izniyle ben eğer ki olursa kendilerini mahcup etmeyeceğim. Yani bunu bilmelerini istiyorum. Çünkü ben doğalım. Bir de tabii siz hem tarım ve hayvancılığın içinden gelmenize rağmen herhalde aile okumanızı da istiyordu ve sizi okuttu. Evet. Üniversiteyi bitirdiniz. Fakat şöyle bir tartışma var son günlerde. Özellikle işte bazı aday adayları, bazı partilerin evet, aday evet. adayları. Düneyn'inki konuğunuzu izledim. Galiba İYİ Parti'nindi İrfan Bey. Evet. Şimdi biz de okuduk. Şimdi şöyle, toplumu ikileştirmek bana göre çok yanlış. Şimdi yani
Ortaokul diyordu galiba. İlkokul diyor. İlkokul diyordu. Ortaokul ha, beraber. Beraber. Evet. O zaman şimdi üst kesim diyelim sadece işte 4 yıllık fakülte mezunları, ön lisans yapan üst düzey bürokratlar versinler. Alt kesim de ilkokul, normal vatandaşlarımızın kesimi. Ben alt kesimi tercih ediyorum. Yani o ilkokulla normal vatandaşlarımızı tercih ediyorum. Öyle bir şey yok bana göre. Yani şimdi olur mu yani ilkokul yok işte milletvekili adayı olmasın da yok üniversite mezunu olsun da dönem ona gelmiş de şöyle böyle. Hayır, dönem ona gelmemiş. Kim iyiyse, kim güzel hizmet edecekse kalbiyen de bu halkın içinden olmalı bana göre. Bana göre ben o yani ilkokulu... Yani halk desteği, vatandaş desteği olması önemli aslında. Tabii. Öyle bir durum ki... Yani yukarıdan olur mu şimdi yukarıdan? O zaman kimin oyuna talipsiniz? Onu sorarım ben. Kimin oyuna talipsiniz? Yani ilkokul mezunları oy kullanmasın. O ilkokulda normal de. Yani o zaman komple Türkiye Cumhuriyeti'ni ikiye böleceğiz. Yarısı oy kullanmayacak, yarısı oy kullanacak. Onlar kime gidecek? O zaman onların işini de yapmayacak. Bir sorun olduğu zaman ilkokul mezunları, okumayan kesim, dedelerimiz, ninelerimiz sorununu hiç kimseye söylemesin. Üniversitedeki vatandaşlar gitsin sorununu belirsin. O zaman ben de diyorum ki işte o üniversite bitirenlerin oyuna talip. Ben hem üniversite hem de o nenelerimizin, dedelerimizin ilkokul okumayanların oyuna talibim. Evet. Toplumu ikileştirmeye gerek yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle olmaz. Tabii bundan sonraki süreçte genel merkez 9 Nisan'da aday isimlerini verecek. Sizler diyelim ki işte aday oldunuz. Ondan sonra projelerinizde alana ineceksiniz. Aday olamadığınız takdirde yani listede olmadınız. Evet. Belki işte bir başka 5 arkadaşınız bu listede oldu. Seçim döneminde onlarla birlikte olur musunuz? Çalışır ben musunuz? Ben 23 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyim. Hiçbir zaman bıkmadım. Hiçbir zaman yılmadım. Biz olalım olmayalım. Sürekli sahada olacağız. Evet. Tabii ki birlikte çalışacağız. Şimdi teşkilatçı bir yapım var benim. O ayrılanlar var da öyle değil yani biz şey değiliz. Biz yani siz sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah'ın izniyle. Yok öyle bir şey yok. Evet. Peki şöyle bir şey var. Ailenizden yani etrafınızdaki insanlardan bu süreçte yoğun bir süreç geçirdiniz. Yani işte ilçelere gidiyorsunuz evet, falan. Evet. Yani hiç dediler mi ya bu işin başlangıcında zor bir şeymiş falan. Yani biz işte seni göremiyoruz vesaire çocuklardan gibisinden. Vallahi diyorlardı. Bugün biraz onlara vakit ayırdım. Oradan da tekrar başladık, koştuk geldik. 14 Mayıs'a kadar ben aileme, arkadaşlarımıza, dostlarımıza hani benden bir şey beklemeyin. 14 yani Mayıs'tan 30 sonrası. Gün boyunca tabii ama ondan sonra da tabii başka insanların dertleriyle dertleneceksiniz. Yani o, netice itibariyle biz aileniz belki ikinci planda bazen kalacak elbette. Niye? Çünkü işte mesela bir milletvekili ne yapmalı? Depremde işte vefat etmiş bir çocuğun ailesi olmalı, annesi olması, babası olmalı. Öyle efendim, olmalı. Veya işte sel felaketinde düşmüş, orada evi yıkılmış bir insanın evi olmalı. Veyahut da onun çocuklarının babası, ailesi zaten noktasında. Rabbim o siz zaten bu işin içerisinde tabanda böyle hissedildiği için herhalde bu noktada da aile de size destek olacaktır. Zaten sürekli ailem bölgede yani ileri gelendir. Yani bölgede zaten sorunlar sürekli geliyor. Zaten biz o sorunlarla bu şekilde aşırı neşir oluyoruz. Elimizden geldiği kadar yani bölge bilir bizi. Yardım etmeye çalışıyoruz. Bunda bir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Zaten Rabbim o şekil. Sizin şimdi profilini çizdiğiniz o milletvekili adayı o şekil düşünecek adaylara Rabbim orayı nasip etsin ki Elazığ'ımıza hizmet etsinler. Tabii tüm Türkiye'de böyle olması gerekiyor. Bir de bir ateşten gömlek tabii. Yani sorumluluk bilinci olmayan veyahut da sorumluluğu üzerinde taşıyamayacak bir insan. Ben bazen işte milletvekili adaylarımız geliyor. Diyorum ki benzin dökülmüş bir gömlek giyiyorsunuz. Ateşten uzak durmanız gerekiyor. Bu nasıl olacak? İşte o kadar ince
o kadar kılıçtan ince, kıldan keskin bir arasatta yürümek gerekiyor aslında. Ya şimdi işte dediğimiz o, yani hiçbir şeyi ayırt etmeden elinizden geldiği kadar orada da aileniz gibi vatandaşa kucak açacaksınız. Kendinizi kibirli bir şekilde kenara atmayacaksınız. Kim oluyorsa olsun 7'den 70'e kucak açacaksınız. Fark etmiyor renk, din, dil, ırk fark etmiyor. Anarşi gruplar hariç herkes kim geliyorsa adil bir şekilde o getirilen sorunlara, memleketin sorunlarını çözmeye çalışacaksınız. Bir de şöyle bir şikayet var. Özellikle toplumun milletvekillerinden şikayet etmiş olduğu şey, milletvekili olmadan önce işte mesela İzzet Paşa'nın arkasındaki çay ocağına gidebilen bir aday adayı, köydeki kahvehaneye gidip oturup oradaki arkadaşlarıyla muhabbet edebilen bir aday adayı, fakat milletvekili olduktan sonra kordon boyundaki veya İmam Efendi bulvarındaki kafelerden bu tarafa gelemeyen bir sistem. Bundan insanlar şikayetçi. Yani ben sayın milletvekillerimizi tenzih ediyorum. Bu noktada belki bizim Elazığ bunu yaşamıyor ama Türkiye genelinde bu tür durumlar da söz konusu oluyor. Milletvekili seçildi mi? Yani doğal ortamı nedir? İşte eğer köy kahvesine gidiyorsa buraya dönüp geldiği zaman yine iki tane köy kahvesini ziyaret edebilmeli diye düşünüyoruz. Bu konuda ne dersiniz? Valla bu konuda ben de aynı sizin düşüncenizdeyim. Zaten vatandaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Onlar da aynısını söylüyor. Ya o, yani gidip bir kahvede iki tane çay içmek, bir lokantada vatandaşla bir çorba içmek, çarşıda böyle, yani zaten millet seni seçmiş. 10 tane korumayla değil de böyle doğal bir şekilde gezmek. Vatandaşımız fazla bir şey istemiyor. Sürekli bize bunları dile getiriyor. Beni de biliyorlar o şekil olduğumu. Ondan benimsemişler. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Yani bunları yapması lazım. Toplumun içerisinden çıkan ve topluma hizmet eden bir milletvekilinin aslında korumaya ihtiyacı yoktur. Vatandaş onu korur. Yani. Yani şöyle bir şey var. Vatandaş tarafından sevilen bir milletvekiline o vatandaşın içerisinde kimse müdahale edemez. Vatandaşla iç içe olacaksın. İşte o sıkıntı Türkiye genelinde var. Evet. Yani bu inkar edilemez. Vatandaşla iç içe olacaksın. Bırakmayacaksın. Fazla bir şey istemiyorlar. Yani diyorlar gel yanımızda bir çayda, işte bir lokantada, bir caddede biraz muhabbet. Bunları istiyorlar. Yani kendini oradan soyutlamayacaksın. Bu şekil olması gerekiyor. Tabii şöyle bir şey var. Sektörün içerisinde olduğunuz için özellikle Ukrayna krizinden sonra Türkiye'de büyük bir gıda sıkıntısı içerisine girdi. Şöyle girdi. Yani aslında dünya gıda krizi içerisine girdi. Evet, evet. Bizde gıda sıkıntısı hani şu anda da bulunamama boyutunda değil ama arzın talebi karşılamaması boyutu var. Yani üretimin talebi karşılamaması, o da enflasyonu artıran sebeplerden biridir. Buna nasıl çözüm bulunacak? Ya işte şimdi zaten söylediğiniz gibi dünyanın bir numaralı gündemi gıda şu anda. Bölgemiz kurak bir bölge. Yani bu sulama sistemlerinin dediğim, bu projelerin bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Yani bunların yapılması lazım. Bu suyun ne şekilde, kurak bir bölge olduğumuz için suyu ne şekilde kullanmamız daha verimli olabilir? Yani damlama sistemi mi, fiskiyeli sistemi mi? Bunları bir aşmamız lazım. Zaten modern tarıma geçtik şu anda. Türkiye'mizde var yani modern tarıma. Daha iyi, daha etkili bir şekilde nasıl kullanacağımız açısından bu sulama projelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. O zaman tarım daha yaygın bir şekilde yapılacaktır. Daha etkili bir şekilde yapılacaktır. Bu bölgedeki bu sıcak dediğimiz sıcak gündem biraz olsun rahatlar. Tabii tarım bir alanında. De şu var. Tabii ben daha önce bir sistematiği okumuştum. Mesela bölgemizde sözünüzü kestim. Evet, yani bu güneş enerjili panel sistemi. Çiftçilerimiz şu anda elektrikle üretimi yapıyor, sulamasını yapıyor. Çok büyük, maliyet. Evet, çok maliyet. Bunu bölgede, yani bu güneş enerjili panel sistemlerine bir an evvel geçirmemiz lazım. Ne oldu? Bak rahatladı. Çiftçi 100 dönüm ekeceğine 200 dönüm eker. Bu da Türkiye genelinde piyasaları daha rahatlatır.
Yani bu şekil çözümlerin üretilmesi lazım. Çok acil bir şekilde. Ya şimdi zaten bahçe sulamayla işte damla sulama arasında şöyle bir şey. 10 dönüm üzerinde bir hesap çıkarmışlardı. Ağaçların sulanması işte 40-48 ton civarında damla sulamada, 138 ton vahşi sulamada su gidiyor ve su buharlaşıyor. Toprak da çoraklaşıyor bir noktada. Alıp tuz üzerine geliyor. Aynen alıp gidiyor. Bu noktada büyük bir ihtimalle bu sisteme behemahal geçilmesi gerekiyor. Gerekiyor aynen. Hayvancılık noktasında evet. Özellikle bir soracağım. Önümüzde Kurban Bayramı var. Tabi Ramazan ayında et fiyatları yükseldi. Ama ben üreticilerle görüşüyorum. Üreticiler bu oranda yükseltemediler. Yani aracı firmalarda mı sıkıntı oluyor acaba? Ya valla aracı firmalarda da sıkıntı oluyor. Yani bu piyasa dengesi biraz bu dönemde biraz sıkıntılı bir denge. İşte o hayvancılık dediğim o projeler hayata geçerse bu mera ıslahı. Şu anda işte bundan 10 mesela atıyorum 10 yıl önceki 5 yıl önceki hani üreticilerimiz şu anda biraz bu yem falan bulma olanağında sıkıntı çekiyor. Şimdi bu da bu mera ıslahlarından geçiyor. Buraların gübrelemesinden geçiyor. Hani bu sulakların oluşturulmasından geçiyor. Buralarda bu dengeyi kurarsak hayvan üreticileri daha çok hayvan üretecek. En azından bu fiyatların yükselmesi, işte kurbanda bu şeyin olması, ithalin gelmesi biraz daha azalacak. Bölgemizde daha çok hayvan üretimi yapılacak. Yani bunların olması lazım. Bunların bir an evvel yapılması lazım. Aynen öyle. Tabii bazı noktalarda işte Şavak Haşireti'nin burada dernekleri de geldiği zaman özellikle Erzincan bölgesinde birkaç meranın kapatıldığı, ıslah için kapatıldığı ama bir önlem alınmadığı için bazı sıkıntılar çekildi. Yani ya şimdi sıkıntı. Yaylalara gidiyorlar. Burada da devlet buna da bir önlem alması lazım. Yani hayvancılarımız buradan oraya kadar gidene kadar ve yaylaların kiralamasında çok fahiş bir kira bedeli alınıyor. Yani bunların devletimiz oraya bir denetim getirmesi lazım. Vatandaş da şu anda bölgemizde de var. Yani devletimiz ne yapıyor? Orayı kiraya veriyor, ucuz fiyatına kiraya veriyor. Vatandaşımız, hayvancımız orada faydalana. Ne yapıyor? Köylü gidiyor, muhtarı gidiyor, şu gidiyor. Diyor ki ya biz izin vermiyoruz. İşte böyle böyle gelin burada bize de bu olanakları ne oluyor? Hayvancımız burada zorlanıyor. Yani devletimizin burada çok etkili bir denetim yapması lazım. Hem denetim mekanizması olması gerekiyor. Bir de tabii bu meseleleri anlatmak önemli. Yani işte şeyde Ankara'da oturan bir genel müdürü işte bir milletvekilinin ziyaret etmesi tabii işte bu yaylaklarla, otlaklarla işte, bak bu sorunun çözümü budur şeklinde de ifade etmesi ayrı bir şey. Yani şimdi bir bankacı tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir çiftçiyi benim kadar bilebilir mi? Ben içindeyim yani o sorunu biliyorum bak direkt söylüyorum. Allah nasip ederse eğer ki bu süreci atlatırsak olursa da şimdi burada bu şekilde değil daha iyi bir şekilde söyleyeceğiz oraya. Yani bu sorunlarımız var bunları bir an önce çözmeliyiz. Ondan yani biz vatandaşın içinden geliyoruz bu sorunları çok iyi biliyoruz. Bu sorunların çözümünde de etkili olacağımıza inanıyoruz sorun içinden geldiğimiz için. Eyvallah. Yani bürokrasinin de biraz hızlı çalışmasını faydalı olabilmesini sağlamış olunuyor. Peki yani ben şöyle bir siz gönülden tabii ne istersiniz onu bilmiyorum ama hissettiğiniz nedir? Milletvekili adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne giden listede olacak mısınız? Oldunuz mu? Vallahi, yani oradaki mülakattaki izleniminiz nedir? Ve son olarak da yine vatandaşlarımızla ilgili, teşkilatlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu birlikte değerlendirelim. Ben tüm teşkilatlarımıza bu süreçte bize destek verdiler. Belediye başkanlarımıza, il teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza, hepsine, vatandaşlarımıza, mahalle sorumlularımıza, köy sorumlularımıza hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yani hepsi bize çok hoşgörülü bir şekilde karşıladılar. Elinden geleni yaptılar. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Diğer sorunuz neydi? Onu şey yapamadım. Diğer sorum da sayın, yani bu milletvekilliğine adaylığı 9 Nisan'da listede açıklanma yani şöyle kendinize bir yüzdelik dilim verirseniz ne olur? Veya mülakat komisyonundan Sayın Cumhurbaşkanı'na giden, üst kurula giden
listede yer aldınız mı? Öyle bir soru sorayım. Listede yer aldım mı? Öncelikle hiçbir bilgim yok yani. Onu söyleyeyim yani, bir düğüm falan yukarıdan herhangi bir bilgim yok. Ha, hissettiğimi söyleyeyim. Oradaki o komisyondaki aldığınız ışık. Aldığımız ışıkla Cumhurbaşkanımızın imza aşamasına gittiğimizi düşünüyorum. Evet. Burada bu dönemde hani bölge bölge adil bir dağılım da olursa neden olmasın diye diyorum. İnşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bundan sonra inşallah. Keza şöyle bir şey var. Elazığlı hemşerilerimiz de vatandaşlarımız da bu dönem hani bu bizim mesela tabii tüm bölgenin oyuna talibim de bu Kuzova'da yaklaşık 100 bin oy potansiyeli var. Uzun zamandır milletvekili görmedi. Bölgemiz bunu çok istiyor. Ben orada da dile getirdim. Yani bölge bölge adil bir dağılım olursa şansımız var diye düşünüyorum. Evet, inşallah başarılarınızı diliyoruz biz. Teşekkür ediyorum. Burada mesaj atan işte değerli hemşehrilerimiz, isimli olanları saydık, diğerleri de inşallah bizi programın sonunda bir sayın adayımız. Ki sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir şey var, sözünüzü kestim. Biliyorum ki yani oradan da aldığım şeyle bizzat kendisi üzerinde duruyor bu dağılımın, milletvekili dağılımın. Adil bir dağılım yapacağını da bu dönemde biliyorum. İnşallah. Tabii bütün şöyle bir şey var. Genel merkezler açısından biz bütün partilerin burada demokratik tabana dayanan toplumun içinden çıkan milletvekili profiliyle ön plana çıkmalarını temenni ediyoruz. Değerli izleyenler, Hasan Kaya AK Parti Elazığ milletvekili adayıyla birlikte sohbetimizi gerçekleştirdik. Tabii süreç çok kısalıyor. 41 gün gibi bir süre kaldı 14 Mayıs seçimlerine. 9 Nisan yakın bir mesafe. 9 Nisan'da adayları artık aday pozisyonuna geçecekler. Biz de adayımıza inşallah başarılar diliyoruz. Sizler de evdesiniz. Az sonra iftar vakti programıyla birlikte olacağız. Şimdilik hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz.